Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda sizlere lazer epilasyonun batıklar üzerindeki etkisinden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızdan haberdar olmak için video bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, birçok kadının ve erkeğin en büyük problemlerinden bir tanesi, aslında müzdarip olduğumuz problemlerden bir tanesi batıklarımız. Öncelikle batık nedir, neden oluşur bunu bilelim. Batıklar kıl foliküllerinin yani kıl kanallarının içerisinde oluşan kılların yüzeye çıkamamasından, yani ölü deriden kaynaklı yüzeye çıkamamasından kaynaklı kılın ters dönerek içeriye uzaması ya da yanlardan uzamasına verilen isimdir ve böyle bir durum gerçekleştiğinde o bölgelerde ufak ufak kızarıklıklar ya da bazı kişilerde de enfeksiyon bile oluşabiliyor. Evet, tam da işte bu noktada müdahale kesinlikle çok önemlidir. Lütfen el ile sıkarak müdahale etmeyin arkadaşlar. Çünkü el ile sıkarak müdahale ettiğiniz noktada orada sıkar, yani kıl gözeneği geniş bir hal almış oluyor ve o gözenek tamamıyla boşaldığı zaman sizin el sıkmanızla orada büyük bir sıkar, yani delik diyelim, bir delik oluşuyor ya da oralarda muhakkak ama muhakkak lekeler oluşuyor. Ve bu lekelerin oluşmaması için peki ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar, böyle bir durumda yapılacak en doğru hareket lazer epilasyondur. Lazer epilasyon kıl kökünü zaman içerisinde yok edeceğinden bir süre sonra orada herhangi bir batık oluşumu gerçekleşmeyecektir. Peki şöyle derseniz, hali hazırda zaten batıklarım var ve lazer epilasyon yaptıracağım, ne oluyor? Şöyle ki, lazer epilasyonu yaptırdığınız zaman lazer ışını kıl folikülüne odaklandığı için oradaki kıl folikülünü yani kıl kanalını patlatacak ve orada doğal bir iyileşme sağlayacaktır. Hem zaman içerisinde oradaki kıl kökünü yok edecek, aynı zamanda zaman içerisinde gerçekleştiği için bu durum, yani bir sıkma gibi düşünmeyin. Zaman içerisinde gerçekleştiği için ve ışın oradaki kolajeni uyardığı için orada iyileşme kendiliğinden olacak ve böylece kesinlikle leke oluşumu ya da orada herhangi bir sıkar, gözenek deliği gibi bir şey oluşmayacaktır. Çünkü vücut kendini iyileştirerek devam edecek. Evet, lazer epilasyonun yanı sıra ise yapmanız gerekenlerden bir tanesi kesinlikle kese kullanımı. Yani evvelden beri, eskilerden beridir kese kullanımı var ama son dönemlerdeki arkadaşlar, gençler diyelim, kese kullanımını pek önemsemiyoruz ama kese kullanımı hem cildinizi yenileyecek, hem ölü deriye atacak, hem de canlandıracaktır. Bunun yanı sıra vücudunuz için eğer ki böyle batık problemleriniz varsa, ki normalde de öneriyoruz ama batık problemi olan kişilerde daha çok öneriyoruz, muhakkak bir vücut nemlendiricisi, ama lütfen içerisinde E vitamini olmasın. Çünkü E vitamini kıllanmaya sebep olacağından orada tekrar aynı problemleri yaşamamamız gerekiyor. Bundan sebep lütfen E vitamini çok düşük oranda olan nemlendiricileri kullanmanız gerekiyor. Yani özetle, kese ölü deriyi temizlerken nemlendirici de ölü derinin oluşmamasını destekliyor. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.